Sonra Allah Azze ve Celle Saffa suresinde İbrahim Aleyhisselam'a Mekke'ye gelip oğlunu kurban etmesini istiyor. Mescid-i Kebşe'yi gösterelim. Burada Mekke'ye yaklaşalım İbrahim abi. Kaç dakikamız var ona göre konuyu ilerleyeceğim. Kaç dakikamız var arkadaşlar? 15 mi? Tamam. 15 dakika. Burası Mekke. O zaman böyle kalsın İbrahim abi. Biraz kenara gel lütfen. Burası uzak kalsın. Burada Mescid-i Kebşe'nin resmi var. Mescid-i Kebşe. Söylüyorum numarasını. 97 ve 98. Evet, şu an Nuh tufanıyla Kabe yıkılınca haç nasıl yapıldı? Hazreti İbrahim dönemi, onu konuşuyoruz. Evet. Kabe yokken, yıkılmışken işte haç burası nasıl yapıldı, onu Bakın, konuşuyoruz. Burası Mina. Bu gördüğünüz yer Kebşe. Kebşe koç demektir. Bakın, üç eski resmini koydum. İbrahim Aleyhisselam Saffa suresinde emrediliyor. Evladını buraya getiriyor. İsmail diyor ki seni kurban edeceğim, Allah emretti diyor. Buraya, Kebşe denilen yer şu mu? Evet. Şu taş, küçük bina. Ve evet. Küçük burası yapılmış olan alan. Biz tamam. Şu anda Mina'da buralardan geçiyoruz zaten. Burası Mescid-i Hayaf'ın karşısında kalıyor. Hazreti İbrahim burada İsmail Aleyhisselam'ı getiriyor. Oğulcum, yavrucum seni kurban edeceğim. Allah bunu emretti diyor. Emri yerine getiriyor. Bıçak kesmiyor. Allah burada ona koç veriyor. O günden sonra kurban ibadeti gerçekleşiyor. İşte bakın, burası Mescid-i Hayf Camii. Şurada daha güzel gözüküyor. Bakın, şu anda şeytan taşlama mahalli burası. Burası da uydu görüntüsü. Kebşe Mescidi de burası. Evet. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam kurban etmeye gelmiş olduğu mahal. Bunları yaptıktan sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a bu sefer Kabe'yi inşa etmek için imtihanını geçtiğini ifade ediyor ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam artık Kabe'yi inşa ediyor. Kabe'yi inşa ederken Bakara suresindeki ilgili ayetlerde ifade ediyor. Bu geçtiği 62. imtihan, bu kurban imtihanı, öyle mi? İmtihan olarak bunu. Tabii. Mesela ateşe atlarken bana mısın demedi İbrahim Aleyhisselam. Evet, orada da bir imtihan. Nemrud'a meydan okurken de mesela bana mısın demedin. Firavun'a meydan okurken de rahattı belki. Evet. Ama evladını kurban edeceğim dediğinde 85 yaşından sonra oğlu olmuş, çok zordu. Hemen buradan bakıyoruz. Bakın ne diyor ayette? Bakara suresi 124'te Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle imtihan etmişti. Evet. İbrahim Aleyhisselam imtihanları geçti. Allah Azze ve Celle dedi ki ben seni öyleyse yücelteceğim dedi. İmtihanları geçtikten sonra aşağı inelim İbrahim abi. Allah Azze ve Celle ona Kabe'yi inşa etmesini emredecek. Sebebi nedir? Yeryüzünde kulluk etsinler, Kabe'de namaz kılsınlar ve orayı temiz tutsunlar diye. Bir sonraki sayfaya geçtiğinde Kabe inşa edilecek. Peki inşa edilmeden önce boş burası. Boş. İsmail ile Hacer varken burada aleyhisselam, ilk başta Amelika kavmi, sonra Cürhimiler buraya yerleştiler. Bir insan topluluğu oluşmaya başladı ama Kabe yok. Kabe'ye ne olacak? Bakıyoruz burada estağfirullah. Ve iz yerfe'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena tekabbel minna. İnneke entes semi'ul alim. Hani İbrahim İsmail'le birlikte evin, Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin diyorlardı. Yani İbrahim ve oğlu İsmail Kabe'nin tekrar inşa ediyorlar. Kabe'yi inşa ettiler. Buralar tabii çok uzun konular. Biz onlara girmeyeceğiz. Şimdi İbrahim abi 69'a git lütfen. Kabe'yi inşa ettiler mi? Evet. Buraya da Kabe görüntüsünü ver İbrahim abi lütfen. İbrahim abi görüyoruz. Hazreti İbrahim'den bahsederken. Temellerini yükseltiyorlar dediğine göre yani. Bakın, çok da şu öyle. Şu gördüğünüz yer var ya. Evet. Makam İbrahim. Burada Hazreti İbrahim'in ayak izi var. Kabe'yi inşa ederken şurası var ya, Mijen'dir. Şurada küçük kahverengi kayalar var. Burayı harç mahalli olarak kullanmış Kabe inşaada Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim kullanmış. Evet. Kabe'nin harcını, duvarlarının harcını, buradaki eskiden boşluk bir çukur alan var. Musalli Cibril derlerdi Mijen. Efendimiz 5 vakit namaz orada öğrenmişti. Burası da Hazreti İbrahim'in ayak izinin olduğu yer. Kabe inşa ederken bunu iskele olarak kullanmış. Ayette diyor ki estağfirullah. Şimdi Hac suresindeyiz. Haccı kim ilan etti? Yeniden yapılan Kabe'yi. Kabe yeniden yapıldı.
Tekrardan sonra gündeme geldi. Hac 27'deyiz. Ve ezzin fin nasi bil haccı ye'tuke ricalen ve ala kulli zamirin ye'tine min kulli feccin amik. Hac suresi 27. ayette insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Yani Allahü Teala Hazreti İbrahim'e mi bu görevi veriyor? Haccı evet, ilan bir et. Bir daha ilan et diyor. Nuh tufanından sonra yeniden inşa edildi ya. Evet. Orada bir sekteye uğradı bir zamanda. Kabe olmadı. İnsanlar gereken ibadetlerini yapıyordu mahal olarak ama mekanın bizatihi varlığıyla beraber Hazreti İbrahim'le yeniden ilan edildi. Yani mekan yokken de insanlar gelip ibadetini yaptılar mı Nuh tufanında? Peygamberlerden yapan oldu. Toplum zaten yerini hepsi bilmiyordu. İbrahim Aleyhisselam biliyordu, İsmail Aleyhisselam biliyordu. O yüzden Kabe yokken Hacer annemizin kabri şuraya konuldu. Hicri İsmail dediğimiz yer burada geliyor. Çünkü Kabe yoktu. Eğer Kabe olsaydı Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer'in kabrinin burada olmuş olmasına rıza gösterir mi ya da İsmail Aleyhisselam gösterir miydi Kabe'nin içinde? Bazıları diyor ki Peygamberimizin kabri Medine'de değil Kabe'dedir. Bilmiyor. Hayır, burası Mekke'dir, Kabe'nin içi boştur. Medine'dedir Peygamberimizin kabri şerifi. Arada 500 kilometre mesafe var. İbrahim abi benim haritayı buraya alır mısınız? Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam 631 yılına kadar hac zaten müşrikler sürdürüyordu. Ama arada putperestliğin çok etkilerini koymuşlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam... Şimdi burada Hazreti İbrahim haccı başlatıyor. Tekrardan. Hac devam ediyor, sürdürüyor. Hatta Mekke'de o dönemde müşrikler de haccı sürdürüyorlar. Bir sürü putlar da koyuyorlar. Arafat'ı değiştiriyorlar. Nesi denilen bir uygulamayla her aya günler ekliyorlar. Hep kışa getirmeye çalışıyorlar. Bizde de böyle aklı üst tarafta olanlar var diyor ya. Haccı diyor, kışa getirelim diyor. Neden? Soğuk zaman olsun diyor. Ya da ama Ramazan hep kışa gelsin diyorlar ya. Zaten namazla niyazla pek alakası olmayanlar biz Müslümanları çok düşünürler böyle. İbadetleri Türkçe yapsınlar, şunu şöyle yapsınlar. Bir de yıllar önce gerekli. Bir muhabir arkadaşım bir gafı vardı. Bu sene de haç mevsimi Kurban Bayramı'na denk geldi diye. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.